Günaydın. Ertesi günden. Bugün Emre ile babam bizimle yok. Aramızda değiller. Onlar dün akşam Salihli'ye gittiler. Çünkü dediğim gibi arabayla ilgili birkaç işleri vardı. Biz de şimdi hazırlandık. Hep birlikte çıkıyoruz ve Kuşadası Devlet Hastanesi'ne gidiyoruz. Ben oradan yine bir randevu aldım. Buradayken de yine baktırmak istediğim için. Aslında daha randevu zamanıma vardı. Ama hazır Türkiye'ye gelmişim. Burada bir Türk doktorlarına da baktırmak istiyorum. Onun dışında detaylı ultrasona girmek için yine Alsancak'ta ablamın gittiği bir doktordan randevu aldım. O da çok iyi bir doktor. Öyle. Onları da artık size yine çekmeyi düşündüm. O yüzden bugün doktor randevusunda da çekebilirsek çekeceğiz. Çekemezsek çıkışta artık anlatacağım. Evet, geldik. Bir fişi göreceğiz. Evet ya. Oğluşumuzu göreceğiz. Bir çocuk mu? Evet. Evet, şimdi burası rahim ağzı. Evet. Rahim ağzı kapalı. Erken doğum riski yok gözüküyor. Tamam. Şu siyah gözüken yerler suyu. Şu üst tarafı da plasentası. Suyu normal, plasentası anteriorda normal. Şimdi bebek ters duruyor. Kafa yukarıda, popo aşağıda, küçük olduğu için içeride dönüyor. Ben hissediyorum tekme atmalarını artık. Kafa burada bakın. Kafa yukarıda, popo aşağıda. Normalde baş aşağı durur bebekler. Ama sizinki şu anda ters duruyor. Kafa yukarıda, popo aşağıda. Burası kafası. Önemli bir şey değil ama. Değil. Şu an için önemli değil. İlerleyen dönemlerde de böyle olursa tabii doğum açısından önemli. Normal doğum olmaz. Burası kafası. Bu daha küçük olduğu için şu an için önemli değil. Burası kalbi. Erkek bebek. Evet. Burası da uyluk kemiği. Ölçümleri 477 gram. 22 haftayla uyumlu. 477 gram. Biraz gönderdi. 22 haftayla uyumlu. 24. haftada şeker kreme testi yapacağım. Evet. İlaçlarınız var mı? Demir, vitamin, magnezyum, bunun... Hayır, hiçbiri yok. Ben onu da size soracaktım. Geceleri benim ayaklarım uyuşmaya da kasılmaya başladı. Magnezyum kullanıyoruz onun içinde. Vermediler Belçika'da ya. Hiçbir şey vermiyorlar. Doktor vermiyor. Evet, şimdi doktor yanından çıktık. Bayağı doktoru da sevdim. Burada olsam herhalde devam ederdim. Ama burada doktor ismi vesaire veremiyoruz maalesef. Neyse, ablam çekti zaten, size gördünüz. Şu an bir hafta da önden gidiyormuşuz. Çok mutlu oldum. Çünkü onun için besleniyorum. Başka hiçbir amacım yok. Tamam, kendi keyfim için de bazı şeyler yiyor olabilirim ama ona yarayacak şeyleri yemeye çalışıyorum. Canım istemese bile. Sevindim ama şöyle ufak bir sorunum var. İdrar yolu enfeksiyonum varmış. Ama bu zaten hamilelerin çoğunluğunda görünen bir olay. O yüzden çok telaşlanmıyorum. Bir de ilaç verdi zaten. Onu kullanacağım. Onun dışında akşamları bacak kasılmalarım için işte ağrılar için vesaire magnezyum verdi. Onu kullanacağım. Bunları Belçika'da vermemişlerdi. Bir sonraki gittiğimde söylesem verirler miydi bilmiyorum açıkçası. Çünkü orada ilaç yazma gibi bir şey yok arkadaşlar. Gidiyorsunuz işte Kurevat'tan, eczaneden kendiniz alıyorsunuz. İşte magnezyumdur, odur budur. Ama ben de hani bilinçsiz bir şekilde almak istemiyordum. Doktorun önerdiği şeyi içerim en azından. Buradan da bir tersi alır giderim devamını kutu olarak. Öyle düşündüm. Onun dışında D vitamini ve kan ilacı da verdi. Kuş var hala yukarıda, kuş. Bakalım. Bak bak ne kadar güzel kuş. Martı. Martı. Evet. Martı. Annen gibi sen de Martı evet. De. Evet. Martı. Öyle yani arkadaşlar. Doktorluk işimiz bitti. Hallettik. Evet. Yusuf benim tornado oldu. Daha şimdi küçük bile. Geceleri çok büyük oluyor. Evet. Evet anne işte. Tornado doymuş oluyor ya. Bir tanem benim. Senin bu güzelliğin peki? Ah sağ ol canım. Anneme bakın. Tamam. Harikasın. Annemle takımız. Evet. Renkler farklı. Aynen. Süpersiniz. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi biz yine Kuşadası merkeze geldik arkadaşlar. Bir aslında benim banka işim vardı ama onu halledemedim. Çünkü öğle arasına denk geldik. Şimdi o yüzden bir kahve içeceğiz. Şurada aşağıda Starbucks var. Oraya oturalım dedik. Manzarasına bakalım. Güzelse manzarası varsa oturacağım. Şöyle keyifli keyifli bir kahve içelim. Evde de çok içemedik. Kapsül kahvemi makinemi getirdim buraya bu arada. Ama kahve bitti. Dönüşte bir Migros uğrasak belki Migros'ta bulabiliriz kapsül. Emin olamadım. Bazen oluyor bazen olmuyor. Cappuccino falan oluyor. Ben onları da içemiyorum. Espresso lazım. Neyse. Annem nerede? Orada geliyorlar. Kahve içeceğiz. Sonra saat 1:30'da işte öğle arası bittiğinde ben bankadaki işlerimi halledeyim. Para çekemedim.
annemden geçiniyorum. Hüseyin'den geçiniyorum şu aralar. Şeyde, hastanede falan sigortam yok diye işte küçük bir miktarda ödeme çıktı. Hala nasıl o kadar küçük bir miktar emin olamadım ben de ama 6 TL ödedim. Neyse öyle. Şimdi oturalım bakalım bir yerlere. Sanırım sol tarafta kalıyor Starbucks. Şu kervansarayın yanındayız şu anda. Hadi yürü yürü gidiyoruz. Bak bak tırtıklıyla gidiyoruz. Ne oldu? Nerede? Uyumuyor. Burada. Durmuyor değil mi? Burada. Evet. Baksana ne gördüm. Yeni nesil meyhane var üst katta. Alya. Bay bay yap babaya. Bay bay babası. Evet. Şimdi size story atar gibi kahvemi koydum arkadaşlar. Burada bu manzaraya karşı şimdi kahve içeceğiz. Annem, ablam, ben kız kızayız bugün. Ali'yi de sayalım. Ablam Türk kahvesi söyledi. Annem sonra da soda içeceğim dedi buz gibi. Başka hiçbir şey istemiyorum dedi. Böyle bugünkü konsept bu. Evet. Ayılalım sonra çarşıda gezeceğiz. Ambara falan gireceğiz. Evet. Diğer yerleri biraz gezeriz. Öyle. Bugünkü işimiz, gücümüz bu. Aktivitemiz bu. Gezmek, tozmak. Evet. Afiyet olsun aşkım benim. Sağ ol canım. Göğsünü yiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ambara girdik. Arkadan yankı gibi geldi ablamdan. Ben... Aa bu etekten bende vardı. Ama artık olmaz tabii. Kanka. Sıcakta. Sıcakladım. Ay. Hiç göresim yok. Göresim yok hiç. Aa, bunun üst katı da var. Şöyle tişörtler var. Aa, bak bu etek güzel tatlıymış. Kalın duruyor evet. Mesela fiyatlara bakalım. 150 TL. Bence hala uygun. 150. Evet. Elsiva ile yarışıyor tabii biraz. Şu ceket de güzelmiş. Alacağım ben. Takım yapalım mı? Ben bir yukarıya da bakmak istiyorum. Ben elimde... Neyse. Bu aklınızda tamam mı? Aynen. Tutmayayım. Çünkü kedili ben de beğendim. Şu farklı bir şey mi? Ha o düz. Düz. Kediliyi alırız. Evet. Hadi güzel. Yukarı çıkalım. Kırışta var. Hemen yukarı çıkıyor. Sen burada mı duracaksın anne? Çıkamayacak ki. Evet ya asansörde yok ki baksana. Burada da kırmızılar var. Böyle kırmızı askılılar. Kırmızı bir elbise. Bu da şort etek arkadaşlar. Evet. Tişört alacağım ben. Ben beyaz tane. Tişört Elsi'den aldım ya. Evet evet sen aldın ben burada aldım. Sen ne kadar aldın mesela? Elsi var ikiden mi? 220 TL'ydi. 220 idi aynen. Şu an burada 150. Evet. Bir tık daha uygun arkadaşlar. Bak burada 200 TL'ye elbise var mesela. Bu da güzelmiş. Çok güzelmiş. Bunun önü nasıl? Düz siyah. Bak bu da olabilir. Bu da alınabilir. Bu da aklımda dursun. Tişört bakıyoruz arkadaşlar şu an sadece. Üst çünkü çok değişiyor yazın. Baksana etekler falan. Evet tril tril. Evet arkadaşlar aslında biz buraya çay içmeye diye oturmuştuk ama şu yan tarafta böyle bir dönerci, Hatay dürümcü vesaire var. Kokusu çok güzel geldi. Dedim nefsimizi kestim. Şöyle dürüm söyledik ablamla ikimiz. Annemle Hüseyin yemiyor. Ali uyumaya devam ediyor. Biz yiyelim. Çok güzel koktu. Ve Migros'a geldik arkadaşlar. 17 numaraya gidip var mı diye bakacağız kapsül. İnşallah vardır. Çünkü ben espresso bağımlısıyım. Hadi bakalım. 5 mi değil mi? Cappuccino var sadece. Sadece cappuccino getiriyorlar. Abicim herkes cappuccino mu içiyor? Ne yaptı? Ben anlamadım ya. Sen onu alalım mı? Hayır çok kötü o acı. Yani için yarısı süt yarısı kahve. Ben ama sütü üstüne koyuyorum zaten. İnternetten sipariş veriyorum. Trendyol'dan falan. 3-4 gün gelmesi var şimdi. O zaman toz kahve alacağım ben şuradan. Aa bu indirime girmiş 75 lira. Bunun fiyatları ne olmuş? Şimdi görüyorum ya ben. Bu ne? 320 TL olmuş. Ne olmuş? Bir şey 200 yok gram ya. Kilosu kaç para kanka? Bir dakika. 5 ile çarp. Aa kafeinsiz. Aa. 1600 TL. Kilosu şaka 1600 gibi. TL Nescafe. Şaka gibi ya bu ne? Bu kaç gram kız? 100 gramı 260 TL diyor vay be. Ne olmuş arkadaşlar bu fiyatlara yahu? Bunu da alsak kaç kişi içecek bunlar? Vallahi. Ben şu an bak bayağıdır bakmamışım bunların fiyatına. Ondan şaşırdım ha. Şu işte iyi aslında. Bak biz bundan yapıyorduk ya dolgana falan bunu yapıyorduk. Bunu da alalım. Neyse Türk kahvesi yeni aldık zaten. Arkadaşlar Nivea güneş kreminin fiyatı şako mu? Şako mu? Şaka midur? Bunlar ne? Hadi şu 579 neyse o da korumuyor zaten. Havuç yağı bildiğiniz içindeki. 1000 lira ya bu nedir? Sebamed daha uygun. Neden çocuklar için üretilen her şey daha pahalı? Ya çocuğunu alacaksın işte kanka bildiğin senin aldığın şeyi alacaksın. Ben Bioderma, Mustela bunları alacaksın yani. Yok ya Nivea biraz tabii. Ya biz kendimiz için Nivea'yı çok seviyoruz bu arada. Benim en sevdiğim güneş yağı. Biz şunu kullanıyoruz mesela. O, şu.
Bir de bende de bu var. Hiç açılmadık, iki paket var. İlk almışım zaman. Evet. Sonra ben şunu beğeniyorum. Bayağı yoğun bronzlaştırıyor. Şunu da kimde gördüm ya? Ben o herkeste var ya. Biz almadık ama hiç. Hiç ben de almadım. Ay evet. Şu çok güzel bir şeye benziyor. O sonrasında daha güneşlendikten sonra vücut yağı. Çok iyi. Çok simli simli. Evet. Bak şunlar da iyi. Sebumet. Evet. Nerede? Bir de şu şampuanın fiyatını merak ettim. Anneciğim kayısısıyım ama dalan sabunlarız. Aa, bir şey olmaz, eve gidince yıkarız. Çıkar diyordum. Dalan sabunu şey, diyor? Çıkar. Dalan yeşil sabun var ya. Evet, evet. Ama çıkarıyor lekeleri. Tamam. Şurada bir kaos dönüyor. Dur, sabahtan şimdi beri annem üstüne şey düşmüş. Elsıva'dan aldık. Elsıva burada değil mi? Tamam, aynısından alırız işte. Neden? Hüseyin alsın yani. Ben alayım. Bana alacak. O suçluymuş ya ondan. He. Bu ne yapıyor? Umrunda değil hayat. Aliye. Düt düt yap, düt düt. Anne böyle yap hadi. Hadi sür teyze görsün. Du du. Patlamış mısır falan var. O neydi? O hareket neydi? Patlamış mısır için mısır. Aslında bahçede gidiyor aslında bir şey. Akşamları arıyoruz bir şeyler. Olabilir, evet. Alsana kanka. Ben hazırım. Kanka senin orada sağa girişte. Tamam. Şöyle biraz şampuanların falan da fiyatlarına bakayım dedim. Bununla çıkıyor benim bir şey. Benim kayınvalidem Polonyalı diyor. Ona bile diyor öğrettim falan diyor. Aynı sıkıntı muhabbet. Şey, bu bunu titirecekmişim. Bekleyecekmiş sonra at makineye. Vallahi hiçbir şey kalmıyor. Ha iyi. Bir yapalım ya. Senin diğer evde olsaydık Salih ile Kosla Veniş'le çıkartırdık. Senden de yandım ya. Helal be, helal be. Ben Hüseyin'e kızıyorum. Hep aceleci davrandık böyle. Işte. Evet, bugün hepimiz birbirimizi yerimizi vurduk onun evet yüzünden. Ben bak şimdi Hüseyin'i istemeseydi elimde tutuyordum ben onu. Hiçbir şey olmayacaktı. Dedikodu. Hüseyin nerede? Hüseyin nerede? Gelmeden konuşalım. Gelmesin. Sonra galiba. Ben kolumu çarptım az önce. Ben de kolumu çarptım. Sevim de çarptı kolumu. Evet. Bak anneannesi dedi, ben de sevmek istedim. Koydum ya buraya şeyi. Ha. Koyunca bütün suç Hüseyin'in. Evet. O da ben yaptım ben. O da ben yaptım evet. Artık kabullendi. Kabulleniyor artık. Tamam. Şimdi bir oraya bakarız, bir oraya bakarız. Siz aynen artık. Ben de çıkarayım bir yandan. Ben şunu göstermiştim. Ben kendi kafamda. Bir poşet pazardan geldi şey başıma. Şöyle bir tane şapka aldım kendime ben. Klasik şapka yani her yerde var. Evet. Sonra şu çantayı aldım. Ambarla. Çok güzel. Her çok şeyle hoş takarsın onu. Uyumayacak bence. Ne derdi var ki? Bence başka bir şey. Diş. Dişi acıyor. Dün düştü ya. Hem düştü hem diş çıkarıyor. Az diş çıkarıyor. Şöyle askılı aldım. Çok güzel. Gömleklerin içine falan giymek için. Elsiva'dan almıştım aslında ama o biraz daha kısaydı. Ben aslında bunu istiyordum arkadaşlar. Tam boy ha. Tam istediğim evet, buydu evet yani. Harbiden o. Tişörtler, ablamın tişörtleri. Açalım aynı anda. Tam çok ağladı ya. Ben bakayım mı? Bak. Niye bu kadar ağladı? Ama bir şey yürü olmadı ki. Hüseyin yanında ya, babası yanında. Tabii benim yerimi anlat, ben Aliye'nin çorbasını isteyeyim. Tamam, sonra yapalım o zaman, çekelim. Tamam, fark etmez. Tamam, ben de kahve içeyim, ayılayım biraz. Tamam, olur. Hadi bay bay. Bay. Olmadı. Olmadı yer. Karanlık çöktü, ışıkları yaptı. İyi yapmışsın. Hmm. Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Aliye uyumadı, annem götürdü parka, biz de videoyu şimdi çekeceğiz. Evet, şöyle rahat rahat çekelim dedik. Benim enerji. Tokan peki? Evet, çok güzel. 30 TL'ye Kuşadası çarşıda buldum. Normal, sen uygun fiyatlı buldun biliyor musun? İzmir'de hep 50 lirayla ilk çıktığında. Kaplumbağa detayı. Aile için taktım onu, oyalasın diye. Evet. Ayakta dikelip oyalamak böyle için. En son şeyler var. Buzdolabına takmalık magnetler oluyor çocuklar için. Alırız hepsinden. Onlardan bulmam, alsak mı almasak mı? Bilemedim. Neyse şimdi fiyatlarından bahsedeyim bir de size. O geldi aklıma az önce şurada. He, şapkadan başlıyoruz o zaman bir şey, yine. Evet. Aa benim dakikam bu doluyor. 70. Kaç 4 dakika? Dakikam kalmış çabuk. Hadi hızlı. Bu 70 TL'ydi. Bu 200 çanta 220 TL arkadaşlar. Bu tişört 150. Şu evet tişörtlerin çoğu 150. Hepsi. Evet geneli. Bunu göstermiştik bir de. Çok güzel. Tam burada kalmıştık hatta bu ikisinde. Bu da 150. Bu da 150. Benim askılıyı göstermiştik. Onlar ikisi senin şu an. Tamam. Askılı 90 benim. Evet. Sen keten altını göster. Benim aa çok güzel arkadaşlar. Ben şöyle bir keten alt aldım ama gerçekten kalitesi çok güzel. Ben çok beğendim. Zaten ambarın altlarını çok seviyorum. Her şey güzel aslında. 150 TL.
Yani bu tarz şeyler birlikte bir tık pahalı. Elsiva ikisi de dün ben de keten altı 350 TL'ye aldım sanırım. Hemen hemen aynı olmuş aslında. Aynı aynı. Ambarın fiyatları da artık pahalı yani. Diğer kurumsal markalarla aynı, öyle söyleyeyim. Bu bir tık uzun. Ben bunu biraz ambarda diyorum. Terzi. Keşke ambarın terzisi olsaydı. Önceden oluyordu ya, hatırlıyor musun? Bir şey oluyorduk, onlar diyordu bize bir saat sonra kesin. Önceden öyle düşünüyorduk artık. Şu benim aldığım beyaz bir tişört, bu da 150 TL. Şurasında yazı var, burasında da 3 tane gülen yüz var. Düz beyaz, böyle başka da bir şey yok. Bu da benim herhalde. Ben ne aldım unuttum ya. Evet, o da senin. Bu da 150 TL arkadaşlar. Tişört bolluğu oldu şu an evde. Şunu ben yine aldım. Çok anlamlı. Şuraya evet. Da altına da şey yaparım. L.E. Çocuğumun baş harflerini. Bu da 150 TL. Pantolon falan denedim arkadaşlar. Asla olmadı. Şu an iki kameraya dönüp de. Evet, bir tuhaf oldu. Asla olmadı göbekten. Almadım o yüzden. Şimdi en son biz file markete girdik. Hızlı hızlı konuşuyoruz da birbirimize laf anlatamıyoruz şu an. Size konuşuyorum hemen. Aynen. Hüseyin böyle meze aldı kendine. Humus almış mesela. Kendine ama biz kendine, yemeyeceğiz. Evet, biz yemeyeceğiz. Ben sadece şu Rus salatasından yiyemiyorum. O da çiğ yumurta falan mayonez içeriyor ya. Evet. Yumurtanın içinde falan neler var? Ben kendime ne aldım bakın. Ben de kendime aldım. Başkası yemeyecek. Evet, kendisi. Cevizli sucuk aldım. Bakın kendisini aldı. Turma evet. Topları. İki tane. Sağlıklı tutuyorum. Çantama atacağım bunları. Aynen. Benim de şarj bitti. Çabuk olalım. Senin dakika benim de şarj. Bu ne? Hindi dilimli antrikot aldı yine Hüseyin. Bir fıstıklı soğuk baklava. Evet. Bir de sonra köstebek pasta. Köstebek pasta aldık ya biz. Ana ben bunu yeni görüyorum. Günaydın, orada kaç kere konuştuk Hüseyin'le. Uşak'ta yediğimiz falan diye. Uşak'ta bunların böyle ufacık tabakta getiriyorlar arkadaşlar. Çok oluyor güzel böyle. Oluyor. Evet, bu da ondanmış. Şimdi yiyelim sen de biraz. Yiyelim. Bir de patlıcan ezme var. Evet. A101'den kanka bir zaten bunlar yani. Evet, ben şey... Ha Hüseyin kendini almış bunlar. Bakın ya, ben hiç görmedim. O ne? Ha, ebeveynler. Anneye şey aldım. Gözlük aldım arkadaşlar. Şimdi teyzesi aldı, krem renkli sanırım. Evet. Pembe. Pembe, açık pembe. Ben de böyle mor aldım. Bir de şöyle ebeveynler. Tırnak makası getirmeyi unuttuğumuz için. 35 TL'ydi sanırım. Hatırlayamadım. Maşrapa. Evet. Banyo yıkamak için. Akşam böyle. Patlatmak için mısır. Mısır. Bir adet. Annem ıslak mendil almış. Migros marka. Ana 1 liraydı bunlar. 1 lira günleri olurdu. Aklıma geldi şu an. Kipa'da. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İlla ki plan vardır. Vardır vardır, olmaz mı? Ay inanmıyorum. Orada ne var? Orada süs eşyalarımız. Asıl bunlar. Çok güzel. Bakın be. Bakın. Evet. Çok tatlı. Annem aldı bunları bize hediye. Evet. Bu annemin kendisine aldı. Bu da benim ki annem aldı yine hediye. Evet, takacağız. Çok tatlı. Annemin odasına takarım belki. O da yaptım ya. Çalı süpürgesi gibi böyle ama. Evet, takabilirim. Şey, çok güzel. Bu çok güzel ya. Ben bunu çok beğendim. Evet. Annem bunu artık yazlık olduğu için arkadaşlar. Annem sürekli bunlardan alır. Evet. Tutamayız. Evinde her yerde bunlardan görebiliriz. Tutamayız biz onu artık. Seneye artık doldurur yani. Şu da ablamınki. Aa evet. Diğeri seninkiydi. Doğru. Sarılı benim. Ben onu unuttum. Oğlu da seninki. Sen bir de toka. Diğeri Alya'nın kafasındaydı en son, görmüşsünüzdür. Evet. Üçlüydü bu. Ucundaydı. Uyarı veriyor. Arkadaşlar sonra görüşürüz artık. Evet. Bay bay. Şimdi videomuzu yüklemeye koyduk. Şöyle karpuz, çilek, maden suyumuzu söyledik. Bildiğiniz bakın. Arkadan sesler. Sizler de geliyor zaten. Şurada abiler boş oynuyor. Biz de ablamla burada internete bağlanıp videolarımızı hallettik. Şu an yükleniyor. Burada Alya da bir şeyler yiyor. İçinden mi? Nereden çıktı o? Lokumu sürdürün. Gitmiyor mu? Sinirim. Yapıştı. Ama bir lokum verdi. Çocuğa yedin. Hadi bir de tadına baksın. Dur onu alalım. Aldın. Kanka buna sen slime al. Bütün gün sıktırsın. Düşünüyorum biliyor musun? Değil mi? Yemeyeceğine emin olsak. Evet işte. Tek sıkıntı var. Ekmek istiyor çocuk ya. Ah hadi. Böyle bisikletiyle geziyor arkadaşlar. Ne ara büyüdü de bisiklete binip gezdirecek hale geldik anlamadım. Şöyle bakın, şurada havuz var. Normalde yüzme havuzu. Sadece işte site sakinleri giriyormuş. Burası böyle yeşillik bir alan. Biz de böyle köşeye oturduk. Çünkü prize ihtiyacımız vardı. Burada ablamla işlerimizi hallediyoruz. Evde internet yarın ya da yarından sonra gelecek çünkü. Biz de videolarımızı atamıyorduk. Artık atabiliyoruz. Hem de iyiymiş internet de, hızlı sevindik. Bugün bir de Gülbahar annemle Emre gelecek.
Emre babamla gitmişti. Salih'in de işlerini halletmişti arabayla ilgili. Bugün de var annem geldi. Dün geldi Bulgaristan'dan. Şu an onlar birlikteler. Onu da alıp buraya gelecek. O yüzden böyle balkonları yıkadık, evi falan sildik, süpürdük tertemiz. Akşama da yemek hazırlarız birlikte. Bu arada şu altımdakini çok beğendim. Şöyle bağcıklı, şöyle etek gibi, kumaşı falan da tiril tiril. Şöyle şort altında. Üstünde de bu böyle etek gibi duruyor ama. Şöyle. Sıva 2'den bunu large beden aldım arkadaşlar. Ve son aya kadar da giyerim diye düşünüyorum. Yine üstündeki de Sıva 2. Full kombinasyon yaptık bu sefer. Siz ne yapıyorsunuz? Biz koşturuyoruz. Bu tarafa koş. Kuşlar gelecekmiş. Koş. Koş. Hadi koşun. Yakalayacağım Ali'yi. Ali'yi yakalayacağım. Kanka senin sinek çok pis tasarımış. Evet kanka çok fena şişti. İki tane. Öteki bacağında da var. Evet kaşınıyor çok. Of kıyamam. Gel bu tarafa. Ben gidiyorum. Ali beni bulamaz. Ali beni bulamaz. Hadi yakala teyzeyi. Hadi. Yakalandım. Rızını alamadı. Yakaladım beni Alya. Korkma bak 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 papatyalara bak. Ay hadi anneye papatya toplayalım. Oh, bak bak gel. Alya buraya otur. Alya. Asla yerinde durmuyor. Durmuyor. Yorulsun elleme eve gidince yeter. Merdiven çıktı az önce tırmandı. İki kat. Alya, şurada merdivenler var. Hadi kalk geri. Alya beni yakalayamaz. Alya beni yakalayamaz. Alya beni yakalayamaz. Alya beni yakalayamaz. Çok hızlıyım ben. Çok hızlıyım. Hadi yakala teyzeyi. Yakalayamazsın beni. Gel aşkım. Bir tanem. Güzelliğim. Cicin nerede Alya? Burada. Seninki nerede? Cicin nerede Senin cicin? Nerede? Burada mıydı? Ha? Hı? Burada. Göbüşün nerede göbüşün? Hadi zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Eller havaya, eller havaya, eller havaya, eller havaya. Şimdi ördek yürüyüşü yapalım. Oh oh. Hadi oyna. Oyna Alya. Şıkıdım şıkıdım şıkıdım. Yabancı tanıyamadı. Hadi ördek yürüyüşü. Güle güle bana güle. Alya. Hadi ördek yürüyüşü yapalım. Aşkım kızım benim. Hadi. Aram sam sam. Aram sam sam. Kulü kulü kulü. Alya bisikletle gezelim mi birazcık? Bak bak çıkacak merdiven çıkacak. Hiç enerjin bitmez mi be çocuk? Baş. Hadi. Bakın şimdi arkadaşlar. Maşallah diyelim bu arada. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Doğru düşmüş. Oy. Kirlendik biz burada. Her yerleri gezdik. Vallahi üstü başı kirpas içinde. Az önce tarhana çorbası içti. Evet. Yabancılara nasıl bakıyor? Tanımak için. At at onu aşağı. Alya. At aşağı. Buradan at aşağı. At aşağı buradan. At. Bak bak buradan at böyle. Ah, nerede? Ah burada burada. Ah, at at fırlat buraya. Attık. Hadi merdivenleri çıkalım gel. Ben çıkıyorum. Geri inmeyi de öğretti enişte sana. Evet. İlk o öğretti ya. Öğrendi ama. Bir kere gördü tamam. Evet. Hadi gel. Ben de sana başka bir iniş yöntemi göstereceğim. Hı. Hadi. Bir de teyzeden gör. Hadi. Hmm. Tek tek ayaklarıyla çıkıyor yalnız. Ay yiyeceğim ya. Biz çıktık. Yiyeceğim seni artık ya. Şimdi bak 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 gel. Yeni inme yöntemi Alya. Buradan tut. Tut buradan. İl. Evet. Evet. Nasıl öğreniyor değil mi bir anda ya? Evet. Gel gel gel. İniyoruz. Hadi. Heh, şimdi ondan tutun. Evet. Hadi. Hadi iniyoruz biz. Hadi inin bakalım. Hadi. Ay ay. Şimdi bunu tut, bunu tut şimdi. Evet, ötekini bırak. Evet. Ötekini çok uzakta bıraktım. Bunu da al bak bak bak. Nereye? O çıkmayı seviyor, inmeyi sevmiyor. Hadi şimdi geri in. Hadi gel. Otur oraya.
Dizlere bak. İnemedin mi? Gel gel, orada bir şey yok, orada bir şey yok. Gel. Hadi gidelim anneciğim, kaçıyor benden. Uçuyor, hani uçtu. Yakala. Uçtu. Hadi evimize gidiyoruz artık, videolarımız yüklendi Alyoş. Evet. Nerede senin bisikletin? Uçtu. Bak. Kim var burada? Uçtu. Ay, gidiyor. Bakın kim geldi. Merhaba. Ayrılamıyoruz. Evet. Kuşadası'nda güzel bir tatil. Evet, hava biraz bulutlu ama. Evet. Olsun. Sıcak ama. Değişik. Bak, havayı değiştirdik yine. Bak güneş açtı. Yağmuru getirecektin. Yağmur gelecek dediler. Belçika'dan yağmur mu getirdin yine? Hayır. Güneş geldi gene. Geldi gene vallahi. Herkesin Allah'ı var. Evet. Şuraya bak. Vallahi ya. Dün söylemiştim zaten size, Emre ile geldiler annemler. Annemin burada da böyle birkaç işi var. Sonra o yine bizden önce uçakla dönecek ama Kuşadası'nda 2-3 gün böyle kalacağız. Sonra İzmir'e geçeceğiz birlikte. Evet. Şimdi de geziyoruz. Kız kıza gezme günü. Kız kıza değiliz ama. Aa, evet. Onu unutuyorsunuz. L.E'miz de yanımızda. Sonra açıklayacak sevim. Evet, odasını hazırladığımda açıklayacağım ismini zaten arkadaşlar. Evet. Orada böyle güzel bir çekim yapmak istiyorum birlikte. Açıklamak istiyoruz. Buradan mı gidelim? Evet. Hadi. Denizde böyle deniz havasına bak. Vallahi mis. Denizin rengine bakar mısın? Yeşil gibi, mavi gibi. Çok güzel. Çok güzel ya. Deniz havası vallahi. Açalım evet. Şöyle. Rüzgarlı biraz bugün ama olsun. Evet. Canım benim. Ama güzel, esmesi güzel. Zaten herkesten belli oluyor ki. Hiç baksana, şey yok. Herkes yazlık. Tekme at teyzem. Yok bugün. Bugün yok mu? Uyuyordur şimdi. Bugün uyuyor. Çok da sıcak olunca yapış oluyorsun. Hiç tadını alamıyorsun. Şimdi ama çok iyi. Evet. Şu an çok iyi. Güzel, evet. Evet, vallahi öyle. Öyle arkadaşlar. Sonra da kafede falan oturup böyle kahve, çay veya soğuk bir şeyler içeriz, bilmiyorum. Tatlı falan da yiyebiliriz. Aynen. Evet. Ay, şurada su varmış, alayım bari. Açıksa. Su alalım ha. Ha, bu makina. Su sen ha 10 lira atıyorsun, su veriyor. Evet. Damla su. Var, bak ha, ileride. Güzelmiş. Oturma yeri var. Oradan da alabiliriz. Burada. Bundan verecek mi? Ben emin olamadım. Tekmelemişler falan. Baksana aşağısına. Ha. Ses geliyor kuzum, ondan ses şey su. İçinde olmayabilir. Evet. Sonra Emre gelecek. Emre berbere geçti. Resimleri. Aa, evet. Doluydu. Doluydu burası anne. Bak. Oo, Emre Bey. Hemen ne ara gittin, ne ara geldin? 5 dakika önce gelmedin, eser yok. Bir şey alacağım. Biz içecek bir şeyler söyledik. Evet. Biz espresso. Evet, benim latte'm. Yani benim dediğim ablamla ortak içeceğiz. Kavunlu frozen'dan da bakacağım çünkü tadına. Evet. Çok güzel gözüküyor. Emre taze limonata. Çok güzel, orman meyveli pasta. Evet. İki çekim aynı anda. Ve çikolatalı pasta. Bir de pizza söyledik, o da gelecek. Şimdi biz gözümüz doymadı bizim şu anda. Limonata söyledik. Evet. Klasik. Benim de tabii klasik. Espresso. Espresso. Evet. Afiyet olsun. Evet, şimdi file markete uğradık arkadaşlar. Bayağı bir gezdik, AVM'ye uğradık. Adidas'tan bir alışveriş yaptık. Şimdi annemle babamın bugün evlilik yıl dönümü. Hem onlara pasta alacağız hem de şöyle karpuzdur, salata malzemeleri falan alıyoruz. Pembe domates, evet şu. O salkım işte diye. Ha şu. Pembe domatesin kilosu 60 liraymış arkadaşlar, bilgilendirme bitmiştir. Hadi gel aşkım, pasta seçelim. Ablamla Gülbahar annem de geziyorlar. O da ayrıyetten video çekiyor. Çok eğleniyor. Onlar ikisi farklı anlaşıyor. Onları ablamın kanalından gidip izleyin mutlaka. Yiyecek bir şey alacağınız? Yok, almayacağız anne. Kürepe de var he. Kayıt. Şerbet. Ablamların yanına geldik şimdi. Şöyle pasta aldık. Cevizli baklava, ekmek, bir şeyler aldık. Öyle. Orada. İşte aile boyu baklavacı. Aldı oğlum. Ha, bir tane almış annem. Aldı bir tane annem. Bir tane aldım. Bir deneyelim bakalım nasıl bir şey. Evet, deneyelim. Bu da ama benim görmediğim çok şey var ya. Nasıl? Çok uzak kalmış gibi hissediyorum kendimi. Değil mi? Bazı şeyler yok. Ben mesela her markette yok. Görmedim mesela, anladın mı? Ama kuru üzüm bu, belli bir şey de. Hı. Düzenli mi? Avrupa İslam. Bildiğin direkt mesela bizim Delhaize gibi. Evet. Dümdüz. Öyle mi? Bak. Şurup, evet, böyle. Şuraya bak böyle. Evet. Böyle hepsi nerede ne var belli yani. Evet, evet. Karışık çok değil. Güzeldi. Evet, dizaynı çok güzel. Ben de çok beğendim. Böyle burada bakmıştık işte dün. Kapsül yoktu, hala yok. Gidiyoruz.
Çiğdem çıkarıp içini veriyoruz ya. Al. Hazır iç. Al. Bir. Almadım şimdi. Aklıma başka şeyler geliyor. Değil mi? Acaba ne kadar güvenilir? Hani çıkarıp mı koydun? Ya saçmalama. Babam hep küçüklüğümüzden beri öyle diyordu ya. Evet. Benim arkadaş o işte çalışıyordu. Kilo kilo veriyormuş. Böyle. Kilo başı para alıyordu ağızdan. Kimin ağzı hızlıysa iyi para alıyordu. Kimin ağzı hızlıysa. Çat. Hey ben siz aşk yaşamayın. Ben geliyorum. Özledim annemi. Ben ne yapayım acaba pardon? Sen de siz sürekli birliktesiniz. Siz sürekli birliktesiniz. Canlarım benim. Aşıklarım benim. Neler yaptın? Siz benim canımsınız. Sen de öyle. Oh aşıklarım benim. Sen bize neler yaptın? Ben size bak neler yaptım. Zeytinyağlı dolma. Of çok iyi. Görüntü kırmızıdan bir tane yiyeceğim hemen. Bak bir de sulu köfte. En sevdiğim. Annemin sulu köftesi. Sarımsaklı. Sarımsaklar görüyor musun? Evet. Canım benim. Evet dünden de makarnamız var. Başka çorba yapalım mı anne? Hayır yeterli. İstiyorsanız. Yanına da yoğurt. Tamam. Yoğurt koyuyoruz. Evet. Cacık da yapabiliriz. Evet. Hı-hı. O da olur. Tamam. Hiç fark etmez. Biz de bir sürü şey aldık zaten. Evet. Şunu sarma yapmak için aldık. Kıyamam. Sonra Gülbar annem dondurma almış. Babam sinek kovucu almış çünkü... Bayağı mahvolduk arkadaşlar. Bakın böyle bende alerjik yaptı. Sonra pastamız. Annemle babamın evlilik yıldönüm pastası. Şunu deneyeceğiz ya. Ben bundan yemiştim. Altın çilekmiş anne. Aynen. Allah sonra Allah. Baklavamız var. Ooo tatlımız da var. Çiroz aldı. Çiroz ne? Bu Belçika'daki meşhur şey. Evet. Hani biz Belçika'da ekmek aldık. Yemiştik uzun böyle. Evet. Onun şey gibi düşün. Tulumba tatlısı. Ve pekmez. Bu da tayin pekmez yapmak için. Evet yemekler hazırlanıyordu. Of çok lezzetli koktu hepsi. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand. Bugün de merkeze gidiyoruz. Evet. Alya. Nereye Alya. Gidiyoruz biz? Teyze. Alya'yı eğlendirmeye çalışıyoruz. Burada kaç kişi? Ablamla babam motorla önden gidiyorlar. Şimdi Bilal'in eşinin yanına gidiyoruz. Karısının yanına, Serap'ın yanına. Öyle bugün son günümüz Kuşadası'nda. Bugün artık akşamüstü İzmir'e dönüyoruz. Sürede eşlerimiz var. Yarın da annemi yolcu edeceğiz Belçika'ya. Bak yurt. Oraya şey koymuşlar. Emo müziğe kaptırdı. Güzel mi teyzem? Çok sevdi, çok. Hayır, suratı ekşiyor ama yemek de istiyor. Tabii. Hadi bir kere daha ye. Hadi gel. Ay. Senin suratını yerim. Koparmam, büyüktü bu kadardı. İyiydi. Çok güzel. Sevdi. Allah'tan alerjisi yok anneciğim. Evet. Evet, alerjisi olmadığı için. Çok iyi, şanslıyız. Fotoğraf çekiyoruz. Evet, alalım, geldik bu. Böyle bir kafedeyiz. Çok güzel konseptli. Sığmıyoruz mu? Sığıyoruz şu an. Hadi bak. Bak teyzeye. Tamam. Çektik. Geldik. Birazdan marinaya da ineriz. Şöyle bir yatların olduğu yeri de gezeriz. Şöyle mesela köşe yapmışlar. İçerisi yine aynı şekilde. Ay benim de en sevdiğim. Hangi renk? Pembe. Şimdi Diyanar'dan alışveriş yaptık. Arkamız marina. Yanardan bebekle alakalı kitaplar aldım. Annem de iki tane sudoku aldı. Çünkü artık bir daha bilmiyorum ne zaman geliriz alırım bilmiyorum. O yüzden almışken bu geldiğimizde alalım dedim. Öyle. Burada böyle oturacak yerler de var bir sürü. Alışveriş yerleri var. Buradan bir de Özdilek'ten iki tane ortopedik yastık aldık. Kolajen serisi. Tamamen orada karar verdik yani. Öncesinde hiç bakmamıştık açıkçası. Onları da yine şimdi geçerken alacağız. Bırak elimizde taşımamak için. Öyle sonra da artık eve geçeceğiz. Sonra biz İzmir'e geçeceğiz. Geldik arkadaşlar. Şu kitabı aldım. Bir de bunu. Evet, DNR'dan. Evet. İkinci kitapta %50 indirim vardı. Annem de şöyle iki tane sudoku aldı. Böyle bunları biliyordum zaten. Şunu bilmiyordum da bunu biliyordum. Bunu da okumak istedim. Güzel gözüküyor. Bağırmayan anne baba olmak.
Çocuğum şşşt yapacağız. Normal şartlarda zaten biliyorsun ki çoğu zaten benim uzmanlık alanım tatlım ama yani hakim. Çok okumak istediğin için. Tatlım terzi kendi sökünü dikemez. Yapacağız. Bak bunda banyo, beslenme, oyunlar ve bebek bakım tüyoları. Gelişimsel ve ruhsal kilometre taşları, ebeveynliğin duygusal iniş çıkışlarını kontrol altında tutmak için. Her şey var arkadaşlar. Böyle mesela seyahate çıktığınızda, mesela şurada sünnet dikkatimi çekti şu an. Bak birinci ayda diyor. Hepatit B aşısının ikinci dozunu uygulayın diyor. Gelişimi, motor gelişimi için ne yapabilirsin? Kafasını kısa süreli veya 90 derece kaldırabilir artık diyor. Ve Google'da sürekli zaten araştırdığımız şeyler ama çok karışık bilgi var arkadaşlar. O yüzden böyle elimin altında olması daha iyi. Kumdak nasıl yapılır onu bile gösteriyor. Kuk arkadaşı vesaire vesaire. Kısacası bunda 0-2 yaş aralığında bebek için her şey yazıyor. Evimiz gibi yemek kokuları sardı. Şurada baharatlı böyle salça yapıyorum. Onu makarna için yapıyorum. Burada köfte kızartıyoruz ve patates kızarttık. Ve şu köfte çok güzel oluyor. Reklam değil. Burada da yoğurtlu makarnamız var. Bunun üstüne de böyle yalancı mantı diyebiliriz. Üstüne de böyle salça gezdirip çok lezzetli oluyor. Sarımsaklı yoğurtlu. Evet. Böyle... Hazır. Ablam anlatıyordu. Ben de girdim hemen araya. Aynen öyle. Aileyi koydum burada. Dünden kalan sulu köfte ve makarna. Evet. Burada böyle turşum var falan. Böyle yani. Güzel kısacası yani. Yiyip çıkacağız. Mama mı yiyorsun? Nam 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 yapıyor bak. Nam nam nam. Nam nam nam. Çaktırma anne. Bayağı